Astroloji Televizyon'dan, Astroloji Okulu yayınlarından merhabalar efendim. Bayramın üçüncü günündeyiz. 12 Nisan, öğle saatlerindeyiz. Önemli bir kavuşuma doğru ilerliyoruz. Jüpiter ve Uranüs'ün Boğa Burcu'nun 21 derecesindeki kavuşumu 21 Nisan'da gerçekleşecek. Bu kavuşum hakkında biraz bilgiler vermek istedim ve önümüzdeki haftanın önemli olaylarını da ele almak üzere yine haftanın önemli gezegen açılarını değerlendireceğim. Tabii yılın en önemli kavuşumu, Jüpiter-Uranüs kavuşumu, astrolojide bu ikisinin bir araya geldiği zamanlar yaklaşık 14 yılda bir oluyor. En son bu ikili bir araya geldiğinde Balık Burcu'nun son derecesinde harap baharı yaşanmıştı ve gerçekten önemli zamanlardı. Tabii Jüpiter'in Uranüs'te bir araya gelişi, ekonomik açıdan da gerçekten önemli zamanlara işaret ediyor. Tarihte büyük ekonomik krizlerin de bu kavuşumla çok ilgisi var. Haftaya bakış yazımı yarın yayınladığımızda bu konuyla ilgili bir tabloyu da göreceksiniz. Ayrıca Pazar günü Sözcü Gazetesi'nde yayınlanacak yazımda da kısaca bahsedeceğim. Ama tarihte önemli büyük ekonomik krizlerin bu ikilinin yani Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumuyla çakıştığını görüyoruz. Tabii sadece ekonomik krizler değil. Mesela 1941'deki kavuşumda aynı zamanda Dünya Savaşı yaşanmaktaydı. Ve içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde malum savaş atmosferi etrafımızda kol geziyor. Özellikle Mars ve Satürn'ün 10 Nisan'daki kavuşumundan bu yana bu enerji daha da tetiklenmiş durumda. Yani sadece bir Jüpiter-Uranüs kavuşumuna doğru ilerlemiyoruz. Aynı zamanda 8 Nisan'da gerçekleşmiş olan bir tam güneş tutulması deneyimledik. Hemen ardından 10 Nisan'da Mars-Satürn'ün Balık Burcu'nun 14 derecesinde Akenar yıldızıyla kavuşumunu deneyimledik. Ve şimdi Jüpiter ve Uranüs'ün Boğa Burcu'nun 21 derecesindeki kavuşumuna doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi haftaya bakış yazımda tablosunda ziyadesiyle ekonomik krizlerle bağlantılarını tarih tarih sıraladığımı göreceksiniz. İki tane önemli Boğa Burcu kavuşumunu da özellikle üstünü fosforlu sarıyla tarayarak belirttim. Pek tabii ki ekonomik krizler, savaş atmosferi yaratan durumlar. Mesela ilk küresel buhran da yine Jüpiter-Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki kavuşumunda ortaya çıkmış. Dolayısıyla ekonomik anlamda kolay olmayan bir döngünün içerisinde olduğumuz bir gerçek, bunu yadsıyamayız. Jüpiter-Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki kavuşumunun pozitif ya da bizi ileri iten, özellikle teknoloji, elektrik, elektronikle ilgili konularda, yapay zeka ile ilgili konularda büyük gelişmeleri de beraberinde getiren tarafları var. Bunlardan da bahsedeceğim, sadece negatif olarak algılamayalım. Diğer taraftan hepimizi tekamül sürecinde ileri itecek olan, özellikle bazı sorunlarla başa çıkarken de yaratıcı taraflarımızı çalıştıracak olan bir kavuşum. Ama işin diğer tarafında uluslararası ilişkiler babında özellikle bu ikilinin kavuşumları Jüpiter Kapital'in genel anlamda Boğa Burcu'da paranın göstergesi olduğu için ve Uranüs'te para ve ekonomi sistemlerini değiştirici özelliğiyle tanımlandığı için bu ikilinin kavuşumları başka diğer kavuşumlarla beraber aslında dünyada düzeltici savaşlar dönemiyle de çakıştığı için sanki yeni bir dünya düzeni oluşması için bir takım önemli hadiseler yaşanması gerekiyor da oradan sonra biz tamamen farklı para sistemleri, farklı yapılar, farklı kültürel, farklı devlet yapıları, farklı anlayışlar, tabii tarım ziraatla ilgili farklı bir takım yapılanmalar içerisine gideceğiz. Hep stresli olayların arkasından geliyor böyle şeyler. Pozitif olan tarafı pek tabii ki tarihte büyük bilimsel gelişmelerle alakalı ve keşifler, icatlar, sanat alanında, müzik alanında, kültürel faaliyetler alanında büyük gelişmelerle alakalı, uzay bilimlerinde müthiş gelişmelerle alakalı, aynı zamanda bilgisayarların ortaya çıkışı, bilgisayarların gelişmesi, bütün bu alanlarla da ilişkili. Tabii ki her şeylere ver, Jüpiter büyüteç etkisi yaratan büyüme, gelişmeyle alakalı, Uranüs teknolojiyle alakalı, teknolojideki büyük gelişmelerin de
Bir diğer habercisi zaten Plüton Kova burcundan geçiyor. Jüpiter Uranüs kavuşumu şimdi 21 Nisan'da kesinleşiyor ama zaten biz bunu yaklaşık Jüpiter Boğa burcuna geçtiğinden beri deneyimlemeye ve anlamaya başlamıştık. Şimdi artık tam zirve noktasına varıyoruz. Dolayısıyla topraklar, tarım, ziraat, toprak ürünleri, bütün aslında gıda ile ilgili konular alanında bir tarafında müthiş gelişmeleri bekleriz. Ama bir diğer tarafında pek tabii ki Jüpiter enflasyonla alakalı, çünkü bir şeyin büyümesiyle alakalı ve yükselmesiyle alakalı. Enflasyonun zirve noktasını Mayıs ayında, özellikle 8 Mayıs'taki Jüpiter Uranüs'te kavuşan yeni ay sonrasında deneyimleyeceğimizi tahmin ettiğimi söylemiştim. Yani 8 Mayıs'tan itibaren takip eden 2 haftalık süreç enflasyonun zirve noktasını dünya genelinde ama özellikle bizde, Türkiye'mizde deneyimleyeceğimizi sandığım bir zaman dilimi. Bu bakımdan bir taraftan pek tabii ki gıdada bir önemli fiyat artışı. Boğa burcu hayvancılıkla da alakalı. Dilerim hayvanlarla ilgili bir salgın, hastalık, bir problemle de karşılaşmayız. Çünkü işin bir tarafına Boğa burcu büyükbaş hayvanları özellikle anlatıyor. Koç burcunda tutulma oldu. Koç burcu da küçükbaş hayvanları anlatıyor. Yani dünya astrolojisinde hayvansal burçlar olarak tanımladığımız burçlar var. Örneğin balık burcunda Mars-Satürn kavuşumu dedik. Malum balıklar, denizdeki hayat balık burcuyla alakalı. Koç burcunda kavuşum dedik. Koç burcu özellikle keçi ve daha küçük hayvanları anlatıyor. Kümes hayvanlarıyla alakalı. Koç da dahil hayvan olarak baktığımızda. Boğa ise aynen boğa hayvanı olduğu gibi büyükbaş hayvanlarla ilişkili. Ve bu yüzden hani baktığımız zaman arka arkaya böyle bir hayvanlar aleminde de bir zaten 8 Nisan'daki güneş tutulmasından belki başkalarınız da deneyimlemiştir. Ben özellikle sokak kedileriyle çok ilgileniyorum. Evde de kediler bakıyorum. Sokak kedilerine müthiş bir hareketlenme, agresyon devreye girdi. Yani gerçekten son birkaç gün ben Burgazada da çok sıkı gözlemledim. Hatta böyle bazı zamanlarda müdahil olmak zorunda kaldım. Bazı hayvanlar diğerlerini sıkıştırıp zarar verme durumundaydı. Yani elimizden geldiği kadar tabii sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunu da deneyimledik. Dolayısıyla müthiş bir hareketlenme var. Güneşin şu anda sakin bir dönemi ama yavaş yavaş dün M5 sınıfı bir patlama oldu güneşte. Önümüzdeki günlerde güneş aktivitesi de artacak. 16 Nisan sonrası 20-23 Nisan arası güneşin çok aktif olacağı zaman. Bütün bunların hepsi bir uyanış göstergesi. Jüpiter Uranüs kavuşumu uyanışla alakalı. Uyanış olması için bazı tetikleyici unsurların da devreye giriyor olması beklenir. Normal şartlarda girsin diye değil. Devreye giriyor olması beklenir. Bu Jüpiter Uranüs'ün kavuştuğu dönemlerde Kepler kanunları keşfediliyor. İşte kuantum fiziğiyle ilgili gelişmeler var ama bir taraftan da Fransız ihtilali var. Amerikan özgürlük savaşları var. Diğer taraftan havacılık alanında gelişmeler var. Kişisel anlamda son derece özgürleştirici, ani kararlar almaya çeken grevler, protestolar, insanların yaptıkları eylemlerle alakalı da bir tarafı var. Ve her koşulda bu Jüpiter-Uranüs kavuşumunun etki süresi bir 14 ay. Diyelim Jüpiter boğaya geçtiğinden itibaren başladığını varsaysak hemen 21 Nisan'da iş bitmiyor. Dediğim gibi 8 Mayıs önemli bir tetiklenme süreci ve sonrasında bu kavuşumun etkilerinin büyüteç etkisi şeklinde yani bir tarafından tabii o büyüteç şöyle de bir risk taşıyor. Jüpiter büyüten dedik, Uranüs sarsan, büyüten ve sarsan boğa burcu topraklarla alakalı yani topraklarla ilgili sarsan ve büyüten olaylar deyince sismik aktivite, depremler tabii ki aklımıza geliyor. Bir de 12P Pons Brooks kuyruklu yıldızı yani namı diğer şeytan kuyruklu yıldızı geçişi oldu. Bununla ilgili bir video çektim. Belki izlediniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 21 Nisan'da bu kuyruklu yıldızın güneşe en yakın geçişi var ve güneşe en yakın geçişler kuyruklu yıldızlar için çok önemli. Tam da 21 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu var. Demek ki bu yıldız bize bir yönünde insanlığın müthiş tekamül ve ilerleme sürecine gireceğini anlatırken bir tarafından da sarsıcı, güvende olmayı zorlaştıran, sabote eden bir tarafının olduğunu gösteriyor.
Boğa burcu astrolojide kendini güvencede hissetmekle, kendini güvene almakla alakalı. Maddi güvence, fiziksel güvence, hayatta yaptığımız şeylerin devamını sağlama arzusu. Yani hani böyle gitsin, keyfimiz bozulmasın, huzurumuz kaçmasın deriz ya. Boğa burcu ile çok alakalı ama Jüpiter Uranüs kavuşumu sanki burada hani Jüpiter'in Boğa burcundan geçtiği bir şans, fırsat, büyüme evet bir tarafın ama Uranüs'le birlikte olduğu için Uranüs'te Boğa burcuna geçtiğinden beri 2018-19 yıllarından beri baktığımız zaman dünyada genel anlamda bir kendini güvende hissedememe yönünde gelişmeler görüyoruz. Finansal anlamda bir bakıyorsunuz hani parayla ilgili konularda, kendini maddi anlamda güvenceye alma ile ilgili konularda sürekli bir değişim var. Sürekli bir yenilenme var. Hani ben öğrencilerime astroloji okulunda o zaman yüzde derslerde şöyle bir şey söylemiştim. Jüpiter'in Boğa burcuna geçişi nasıl etkileyecek hocam dediklerine. Dedim ki yani hiçbir şeyi güvenli hissetmediğimiz, hiçbir yerde güven göremediğimiz, güven konusunda kaos ve karmaşa yaşayacağımız bir zaman olacak demiştik. Dolayısıyla bunu yaşıyoruz. Yani bu olsun istediğimiz bir şey değil ama zaten biz istesek de istemesek de tekamül sürecinde bazı şeyler deneyimliyoruz. Bunları sizlere olabildiğince uygun lisanla ifade etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bizler de insanız. Pek tabii ki sizleri endişede tutmadan ama uyandırarak ne geliyor, neler oluyor? Yani bir şeyler geliyorsa bunu önceden en azından kendinizi hazırlamanız için anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bir şeylerin geliyor olduğunu, özellikle Nisan ve Mayıs aylarına dikkat çektiğini yılbaşından önceki programlardan beri katıldığımız yerlerde bahsettik. En endişelendirmeyen ama uyandıran lisanla anlatmaya gayret ettik. Çeşitli gazete röportajlarında da. Dolayısıyla efendim, bu önemli kavuşum, değiştirici kavuşum, sistem ve düzenlerin değişimine yönelik önemli etkilerin devreye gireceğini anlatacak. Dolayısıyla bir tarafında bazı fırsatları beraberinde getirecek. Değişen dünya düzeni içerisinde örneğin yazılım, örneğin yapay zeka, örneğin elektrik, elektronikle ilgili şirketlerin veya yapay zeka yatırım yapan şirketlerin yükselmesi ya da tarım ziraat alanında şimdi tokenler bahsediliyor. Tarım tokenleri çıktı vesaire. Bir taraftan kripto paralar, bir taraftan da devletlerin, kurumların, hükümetlerin, merkez bankalarının kendi dijital paralarını basmaya hazırlanması. Dolayısıyla bir tarafında baktığımızda müthiş bir değişim enerjisi ve fırsatlar ama bir tarafında da eski olanın artık sonlanması ve bunun bizi endişelendirmesi pek tabii ki yani Boğa burcunun üzerine baskı varsa Boğa burcuyla temsil edilen şeylerde biraz tabii Uranüs'ün getirdiği kaos yani Boğa kaosu sevmez burç olarak baktığımızda Uranüs'le direkt kaosla alakalı. Boğa her şeyin aynı şekilde idame etmesini, keyfinin bozulmasını istemez. Uranüs tam tersi bir yapıya sahip. Dolayısıyla aynı zamanda bu statükoya karşı duran ve baskı yaratan durumlardan ani olarak silkinmeye yakın protestolar, devrimler, isyanlar. Bakın Fransız İhtilali ile alakalı, Amerikan Bağımsız Savaşı ile alakalı yani ihtilaller savaşlardan bahsediyoruz. Ve Güneş Maksimumu döneminden geçiyoruz. Çok etkili güneş patlamaları bu sıralar. Bakın Nisan'ın 20'li tarihleri, Mayıs ayı buralar etkili güneş patlamaları ve neticesinde yani hep böyle bahsedilen bazı işte kesintilerden bahsediliyor. Kesintiler olursa kaotik durumlardan bahsediliyor. Yani bu tür riskleri de tabii etrafımızda çeviriyor. Bunu uzun zamandır anlatıyorum. Her koşulda bu yaşamın daha da hem pahalılaşacağı bir zaman dilimi, evet zaten deneyimliyoruz, hem de ülkeler arası ilişkilerin geleceği bir zaman dilimi. Şimdi daha eski yayınlardan bir tanesi bahsetmiştim. Mars, Satürn, Balık burcunda kavuşuyor. Bakın burada notlarımdan okuyorum. Bu kavuşumla ilgili İran astroloji haritası etkileniyor dedik, demiştik. Şimdi İran şu anda işte İsrail'e saldıracak merkez bunu konuşuyor. Bir tarafında Mars-Satürn kavuşumu eski alimlere göre özellikle hangi bölgeleri daha fazla etkiler? Bizim bulunduğumuz bölgeye de yakın. Bu bir gerçek. Denizlerle alakalı. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Kuzey Irak, Suriye, İskenderiye ve Yemen denizi diyor eskiler. Yani Kızıldeniz'den bahsediyorlar. Yemen'den bahsediyoruz. Mısır, Kuzey İran,
Ya yani bizim bulunduğumuz bölge, aşağıda bütün komşularım, Türkiye astroloji haritasının da tetiklendiği bir dönem. Bir ay tutulması 25 Mart'ta Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi üzerinde olmuştu ve onun tetiklenmesini biz Mayıs ayı içerisinde 8 Mayıs'ta deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla Marsiyan askeri konularla ilgili içeride agresyona çeken şeylerle ilgili 8 Mayıs civarına bir çentik koyuyoruz. 7-8 Mayıs. 2. Tam güneş tutulmasını deneyimledik. 19 derece koçta Kiron'la birleşiyor. Otorite figürlerinin yaralanması, yara alması, haklarındaki bir takım zorlanmalar. Amerikan astroloji haritasında da bu etki alıyor. Joe Biden'ın doğum haritasındaki Merkür derecesi Jüpiter-Uranüs kavuşumuyla tetikleniyor. Hemen 21 Nisan'daki. Yani diyeceksin ki ya Joe Biden'dan bize ne? Ama dünyadaki bir takım politik çalkantılar, liderlerin değişen durumlarıyla özellikle mesela şimdi Amerikan seçimleri bu manada Orta Doğu'daki bütün dengeleri, Rusya-NATO ilişkisindeki bütün dengeleri değiştirebilir. Donald Trump gelirse NATO'nun en istemediği şey ve bu ihtimal bir tarafında var. Ben bunu 2 yıl evvelsinden beri özellikle söylüyorum. Eğer Donald Trump seçimlere girerse şansı hayli yüksek diye ve bir tarafında da Joe Biden'ın halen orada tutmaya çalışan bir ne diyelim Amerikan politikası var ama oyları %30'lara düşmüş durumda. Ve Nisan sonunda aldığı bu etkiler Mayıs'ta daha da belirginleşiyor. Dolayısıyla böyle bir kaotik durum bazı ülkelerin daha rahat hareket etmesine sebep olabilir. Örneğin İran, örneğin Çin, örneğin Rusya. Amerika tehdidi veya baskısı veya kontrolü devre dışı kaldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıflaması demek. Burada bazı diğer devletlerin rahat hareket etmesi, liderlerin rahat hareket etmesi demek. Haliyle efendim böyle bir durum içerisinde pek tabii ki dikkat çeken zamanlar. Jüpiter-Uranüs kavuşumu dijital paralarla, kripto paralarla alakalı. Tabii ki kriptonun yükselişiyle ilgili zaten her halving dönemi, yaralanma dönemi var. Burada beklenen bir şeydi dijital paraların basılması. Dijital pazarlama. Dijital pazarlama, robot teknolojisi, yapay zeka, siber güvenlik sistemleriyle alakalı. Siber güvenlik çok çok dikkat. Biz de kendi hesaplarımızla ilgili, banka hesaplarımızla ilgili, özel hesaplarımızla ilgili özellikle hacklenme konusuna çok dikkat. Siber güvenlik sistemleri. Ha bu arada siber güvenlik işi yapanlar da herhalde daha iyi kazanç elde edecek. Çünkü güvenlik konusu çok önemli olacak. Bu aynı zamanda maden arama alanında gelişme, tarım alanında gelişme, hem gıda fiyatlarının artması bir tarafta pek tabii ki ama yapay gıda, yeni gıda sistemleri, yeni gıda üretim sistemleri gelişecek. Doğa dostu teknolojinin eğer akılcı davranırsak gelişmesi beklenir. Elektronik alanında özellikle yeni keşif icatlar beklenir. Akıllı gayrimenkuller veya depreme dayalı gayrimenkuller prim yapabilir. Yani ben gayrimenkulün reelde düştüğünün farkındayım ve daha da bu balonun patlamak üzere olduğunu tahmin ediyorum. Astrolojik olarak bu Jüpiter-Uranüs kavuşumundan dolayı. Çin'de vesaire zaten her yerde patladı. Türkiye'de fiyatlar reelde düşüşte. Ama depreme dayanıklı güvenli yerler. Bu Nisan-Mayıs ayları bunu çok icap ettiriyor. Yani güvenli yerde olmak, depreme dayanıklı, başka şeylere dayanıklı. Çünkü bir tarafında Jüpiter-Uranüs kavuşumunun ne yazık ki nükleerle ilgili riski büyüten de bir tarafı var. Yani Uranüs nükleerle alakalı Jüpiter bu riski güvenlik anlamında büyüten nükleer enerjinin kullanımı tabii ki bazı işlerimizi hallediyor ama bir taraftan nükleer silahlanma riski, nükleer silahların tehdidi Rusya bir taraftan, İran bir taraftan, ha bir taraftan da bu kuyruklu yıldız geçişiyle ilgili ben önemli bir bilgi verdim. O videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Bu kuyruklu yıldızın geçişi 1812 yılında ilk keşfi aslında. Daha evvel de geçişler yapmış ama ilk keşfi oraya denk geliyor. Daha evvelki geçişlerini benzetiyorlar ama 1812'den sonra artık bu kuyruklu yıldız keşfedilmiş olmuş. Oraya baktığımız zaman Fransa, Napolyon Rusya'ya saldırıyor. En sonunda geri dönmek zorunda kalıyor. Geri çekilmek zorunda kalıyor ama oraya yönelik bayağı başarısı da var ilk başta. Sonra geri çekiliyor. Yani Fransa, Rusya burada. Demek ki stres olmuş. 1812'de başka bir 3 yıl, 2,5 yıl kadar süren başka bir savaş daha patlak vermiş. Bu da Amerika, o zaman Büyük Britanya yani İngiltere ve yine İrlanda
burada da baktığımız zaman İrlanda, Amerika, İngiltere arasındaki stresler olmuş. Yani bir savaş enerjisini tetikliyor. Pons Brooks yıldızı, baktığımız zaman o yıldızın keşfanı haritasını zaten yorumladım. Dolayısıyla burada önemli gelişmeler tabii ki bekleriz. Şimdi bir tarafından tabii ki dünya nüfusunun yarısının seçime gittiği bir yıl yaşıyoruz neredeyse. Yarısı 60 küsur ülke falan diye hatırlıyorum, daha fazla olabilir. Tabii lider değişimleri olması ne demek? Bütün yeni sistemler gelmesi demek. Dolayısıyla bir karmaşa demek. Yani bunlar bir tarafında özellikle Fatih, bu Jüpiter-Uranüs kavuşumunun beraberinde getirdiği güven sağlama konusunda sıkıntı çeken liderlerin devre dışı kalmaya başlaması bir döngü olarak alınabilir. Şimdi önümüzdeki haftaya da biraz bakmak istiyorum. Bu yayını azıcık uzun tutacağım ama çok vermek istediğim bilgi var. Biz şu anda 12 Nisan'dayız ve 15 Nisan haftasına baktığımız zaman Pazartesi günü mesela önemli iş ve girişimler için çok uygun bir gün olarak durmuyor. 15 Nisan tarihi ay gün boyunca yengeç burcunda. Ancak bir öğle saatlerini kullanabiliriz. Öğle saatleri sabahtan tartışmalara açık bir zaman dilim. Hani güne dinamik başlıyoruz ama biraz agresyon. O gün özellikle dilimizi iyi tutalım. Yaralanmalara açık. Merkür ve Kiron tutulmayı tetikleyen 19 derece koçta kavuşuyorlar. Merkür'ün tutulmayı tetiklemesi, yani 8 Nisan tutulmasını, bu savaşkan atmosferle ilgili bazı açıklamalar, sözler, ama Merkür retro olduğu için zaten yanlış anlaşılma yüzünden başımıza çıkabilecek işler de devrede olabilir. Asparagas haberler de, dedikodular da, hani bu zaten savaşla ilgili sürekli dönüyor. Hani böyle emin olmadığımız haberler ya da dedikodu olarak dolaşan şeyler tabii ki artar. Bu yüzden her duyduğunuza inanmayın. Özellikle Pazartesi günü bunu söyleyebilirim. Salı günü lider pozisyondaki kişilerin çok öne çıkacağı bir gün. 16 Nisan. Ay Plüton karşıtlığı var. Ego ve güç çekişmeleri var. Zaten hafta genelinde Güneş Plüton arasındaki dik açı. Liderler saldırılar, nükleerle ilgili riskler. Bir tarafına baktığımız zaman evet, deprem tetikleyen riskler. Güneş aktivitesi yoğunlaştığındaki 16 Nisan'dan itibaren bu ihtimal var. Ve 17 Nisan'a baktığım zaman ilişkiler arasından en azından haftanın daha rahat bir günü özel ilişkiler bakımından değerlendirebiliriz. Sağlık şifa konuları arasından güzel. Venüs Kuzey Ay düğüm kavuşum var. Hani sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, işbirliği yapmak için iyi. Ama bir tarafında da hep böyle o Koç burcunun tetiklenmesi, savaşkan enerji için bir araya gelen, ittifak yapan ülkeleri de akla getiriyor. Bu arada bu kavuşum Türkiye Astroloji Haritası'nın tam böyle Jüpiter'i ve Uranüs, Jüpiter Venüs orta noktasına denk düştüğü için finansal konularda bizim zorlanacağımız bir döneme işaret ediyor Nisan'ın bu haftasından sonra özellikle. Ama aynı zamanda iki önemli şey dikkat çekiyor. Bir, ittifak içerisinde olduğumuz ülkelerle durum değişikliği. Yani dost ülkelerin düşman gibi davranmaya başlaması veya düşman olan ülkelerin de tam şaşırtıcı tersi bir şekilde dostane davranışları. Yani bu dönemde kim dost, kim düşman belirlemekte zorlanacağız gibi Türkiye olarak baktığımızda. Bu çarşamba gününü, 17 Nisan'ı gene daha iyi değerlendirebiliriz kişisel anlamda diye düşünüyorum. Öte yandan perşembe gününe baktığımız zaman aslında hemen çarşamba gecesi 17'sine 18'ine bağlayan sert sarsıcı bir enerji atmosferi var. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Yani sismik aktivite manasında. Perşembe gününün ikinci yarısı, öğleden sonrası önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, talep başvurular için değerlendirilebilir. Cuma gününe baktığımız zaman hani böyle sevdiğimiz insanlarla tabii yanlış anlaşılmamak koşuluyla ne olup ne bittiğini, ilişkilerimizin nasıl olduğunu bir konuşabiliriz. Güneş Boğa burcuna geçiyor bu arada. 19 Nisan saat 16:59'a Cuma günü daha temkin ve dikkat isteyen bir zaman dilimine giriyor. Mars ile Jüpiter arasında uyumlu açı bu haftanın önemli açılarından 19 ve 20 Nisan'larda etkili. Bu da neyi anlatır? Hani farklı orijinal bir şeyler ortaya koymanın zamanının geldiğini anlatır. Çünkü Jüpiter Uranüs'le kavuşan açı yapan bir Mars, Jüpiter-Uranüs kavuşumunu 19 Nisan'dan itibaren aktif edecek. Dolayısıyla ne beklenebilir? Burada
Askeri anlamda değişik farklı stratejiler. Yine nükleerle ilgili konular, nükleer silahlar, bu tehdit çok çok devam edecek. Belki farklı yönlerimizi ortaya koyarak başarı sağlayabiliriz ya da cesaret edeceğimiz konular, daha ziyade herkesin yapmadığı yeni konular bu alanda harekete geçebilir. 20 Nisan Cumartesi Ay Marş karşıtlığı özellikle öğleden sonrası çok tetikleyici ve etkili. Dolayısıyla sert askeri hareketlenmeler, sert kazalara yönelik dikkatli olmak gerekiyor 20 Nisan civarı. Ve 21 Nisan pazar, yani çok önemli bir gün. Çünkü Jüpiter Uranüs kavuşuyor. Güneş Plüton dik açısı var. O gün Venüs Kiron kavuşum var. İlişkilerde kırılmalar, ani beklenmedik durum değişiklikleri, otorite figürleri arasındaki diyelim agresyon ve aşırı rekabet, yani birbirini yeme durumları. Ne yazık ki dünyaya böyle liderlerin birbirini yediği zamanlar çok zarar veriyor. Yani dediğim gibi Jüpiter-Uranüs kavuşumunun teknoloji alanında gelişmeler, bu tür konularla ilgili gayet güzel tarafları var ama bir tarafında da bakın coğrafi haritasına da baktığımız zaman haftaya bakış yazımda göreceksiniz. Özellikle Jüpiter-Uranüs'ün ufuk düzlemiyle çakıştığı bölge İskandinavya, Baltık Denizi açığından geçerek Rusya üzerinden Kazakistan, İran, Afganistan, Pakistan'a uzuyor. Yani İran'ın olduğu bölgeden de geçiyor Rusya-İran ekseni. O bölgelerde beklenmedik ani alınan kararlar ve hareketler çok dikkat çekecek, tehdit edici olaylar. Halkın güvenliğini, sağlığını sabote edebilecek. Önümüzdeki 1-2 aylık dönem böyle bir kaotik, sıkıştırıcı, dikkat çeken 8 Mayıs sonrasında daha da belirgin olacak. Yine kavuşumun tepe noktasıyla meridyenle çakıştığı noktalar Uzak Doğu ve Pasifik Okyanusu civarı, orada sismik aktivite artışı bekleyebiliriz. Dediğim gibi Jüpiter-Uranüs kavuşumu ekonomik krizlerle ilgili olarak bakın burada özellikle Mayıs 1858 Boğa burcunda kavuşum, 1857 paniğinin ardından küresel buhran olan dönem ekonomik anlamda. Mayıs 1941 ABD'nin de savaşa girişiyle beraber İkinci Dünya Savaşı civarında böyle bir buhran ve Nisan 2024 şimdi muhtemel savaş atmosferi ve ekonomik kriz depresyon risklerini beraberinde getiriyor. Baktığımız zaman daha evvelkilere mesela buradan notlarımdan bakıyorum. Ekim 1954-55 arası ekonomik durgunluk, Türkiye'de ekonomik kriz. Aralık 1968, Temmuz 1969 arası ekonomik kriz, Türkiye'de ekonomik kriz. Şubat, Eylül 1983 arası para krizi var, Türkiye'de bankerler krizi. Şubat 1997 civarı, 97'den başlayan 98'de patlak veren Asya mali krizi ve Haziran 2010, Ocak 2011 arası bu kavuşum etkili gene Avrupa krizi ve kamu borcu sorunu. Dolayısıyla ilk küresel buhran dahil edilebilir bunun içerisine. Yani yeni ekonomi ve para sistemlerine doğru giriyoruz. Dolayısıyla Arap Baharı'nın bir benzeri mi bekliyor gibi bir başlık ister istemez atıyoruz. Elektrikli araçlarla ilgili genel olarak elektrikli arabalar vesaireler gelişme bekleriz ama yine 1955'te Jüpiter-Uranüs kavuşumunun kesinleşmesinin civarında yaşanmış olan elektrik imalat endüstrisinin o vakte kadar görülmemiş en şiddetli fiyat indirimine başladığını da görüyoruz. Yani bir türbülans devreye giriyor. İklim kriziyle ilgili şeyler çok dikkat çekiyor. Ve Pons Brooks kuyruklu yıldızı, yani kuyruklu yıldız geçişlerinin ardından kıtlık, kuraklık riskleri de hep görülmüş. Siber saldırılara da dikkat çektik. Ve efendim tabii dediğim gibi fırsatlar da var, gelişme fırsatları. Bilimsel konular, genetik, biyoteknoloji, mekanizasyon, uzay teknolojisi, nükleer bir tarafta risk ama nükleer enerjide reform, yeni keşifler olmuş zamanında baktığımız zaman yine sanatsal alanda, kültürel alanda çok önemli gelişmeler var. Yani bilim tarihinde kilometre taşı olarak kabul edilen önemli gelişmeler. Bizde bir de mecliste önemli değişimler bekleriz. Yani bir takım görev değişiklikleri, şaşıracağımız bazı değişiklikler mecliste. Çünkü Türkiye Astroloji Haritası'nın 11. evine denk düşen bir zaman dilimi.
Evet, ben haftaya bakış yazımda önemli kavuşumlarla ilgili mesela hani hangi gün konuşalım, mesela estetik kişisel bakım özellikle bu bakımdan ne zaman dikkat edelim? 21 Nisan'da Venüs Kiron kavuşum var mesela, uygun değil estetik kişisel bakım konuları için. Ya da otorite figürleriyle ilişkilerde ne zamanlar dikkat etmek gerekir? Haftaya bakış yazımda güneş merkezli gezegen açılarına dayanarak Nisan ayına daha evvel dikkat çektiğim zaten bir videom var. Nisan ayında güneş patlamaları, güneş aktiviteleriyle ilgili. Ve bu önümüzdeki hafta 16 Nisan civarına 21-23 Nisan arasına yine özellikle dikkat çektim. Bir diğer taraftan Jüpiter-Uranüs kavuşumu tabii ki bizim konfor alanından çıkıp yeni bazı şeyler denememizi de destekleyebilir. Hani bir tarafına baktığımız zaman, pozitif yönde baktığımız zaman konfor alanında kalmak bizi geliştiren şey değil. Bazen de cesaretli olmak, bazen başkalarının girmediği konulara girmek. Özellikle dediğim gibi teknoloji, elektrik, elektronik, yapay zeka, yazılımlar, bu alanda yeni fırsatlar. Metal olarak lityum demiştim uzun dönemli baktığımız zaman. Tabii ki altın fiyatlarına böylesinde dönemlerde çıkış beklenir. Zaten her koşulda yatırım olarak baktığımızda gümüş uzun vadeli olarak tahmin ettiğim bir yani güneş tutulmasından sonraki dönemde, çünkü güneş tutulması ile ilgili Sadullah Elan Karabi'nin hani bu konuda bir fiyat düşüşü ile ilgili bir bilgisi vardı. Benim bilgim değil. Hani onu bir görüyorum. Ama yani biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman böyle bir çıkış. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 ay biraz kritik. Pons takım, Pons Brooks kuyruklu yıldızının 21 Nisan'da güneşe en yakın geçişi, sismik aktivite ve insan hareketlerinin birden patlak veren olayları tetikleyebilir. Bir de Jüpiter-Uranüs kavuşumuyla çakıştığı için tek başına geçişle ilgili olarak değil. Zaten 8 Nisan'daki tutulmada da Jüpiter'in bulunduğu yerde o bölgeden geçiş yaptı. Dolayısıyla Hamal takım yıldızı ki burnunun dikine gitmekle alakalı. Ve 2 Haziran'da Jüpiter ve Uranüs'le kavuşan, Jüpiter ve Venüs'le kavuşan bir yeni ay öncesinde yine bu ikilinin arasından geçerek Aldebaran yıldızıyla kavuşacak ki hani bir tarafta İyiciler çok güzel, belki bir barış yaratma potansiyeli verebilir İkizler burcunda olduğu için, bir taraftan da Aldebaran savaş becerisi demek. Dolayısıyla hani böyle enteresan iki farklı yönde gelişen olaylar dönemindeyiz. Bu yüzden bir, kendimizce ne kadar kendimizi, ailemizi güvence alabiliriz, neler yapabiliriz? İki, nasıl değişiklikler yapabiliriz hayatımızda? Bunu nasıl farklı hale getirebiliriz? Üç, sağlık anlamında boyun boğaz bölgesi, ani stresler bu bölgenize zarar verebilir. Kollayın ve büyük tehlikeli şeylere kalkışmayın diyebilirim. Mars-Satürn kavuşumu hala etkili olduğundan dolayı biraz da ayaklar bölgesine dikkat diyebilirim. Dolayısıyla efendim önümüzdeki dönem böyle. Umarım önümüzdeki hafta hepimize hayırlar getirir. İlginç zamanlara gidiyoruz. Şimdiden 8 Mayıs'taki Jüpiter ve Uranüs'le kavuşan çok sayıda gezegeni dizilim yaptı ve bulunduğumuz bölgeden iz düşen 8 Mayıs civarına dikkat çekiyorum. Çünkü sismik aktivite riski orada daha fazla. Ve dediğim gibi nükleerle ilgili konular konuşulacak. Ama olur olmaz bir yere saldırı olur. En azından tehdit olarak bir koz, önemli bir koz olacak. Evet, benden şimdilik bu kadar. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Ve yarın ve öbür gün, iki gün boyunca astrolog Barış Özkırış'ta yaptığımız röportajı gündeme getireceğiz. Jüpiter-Uranüs'le ilgili daha fazlasını göreceksiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.